İşte şimdi çabuk olmalıyım ve o tamircinin Baldo Hoca'nın arabasını tamir etmesini engellemeliyim. Koş Mavi koş, daha hızlı koş. Hesaplamalarıma göre tam olarak şu anda Baldo Hoca deliler gibi tamirci arıyor. Ve korkarım ki buna engel olabilecek tek kişi şu anda benim. Koş! Hadi hadi açın artık şu telefonu. Bir an önce arabamı tamir ettirip hanımefendinin yanına gitmem lazım. Aracım kapalı garajdayken nasıl bu hale gelmiş olabilir ki? Kendi kendine gelecek hali yok ya. Acaba kim yaptı onu bir elime geçirirsem var ya. Ama korkarım ki şu an bunu yapan kişiyi bulmaya vaktim yok. Hanımefendiyi bekletemem, bu benim tek şansım. Açsana be artık şu telefonu sersem tamirci. Alo, Brokev'in tamircisi, buyurun, ne istemiştiniz? Oh be, sonunda açabildin telefonu. Anlayamadım beyefendi, bir sorun mu var? İçerideydin mi, telefonu duyacağını diye yetiştim. Var tabi var, büyük bir sorun var. Aracımı acilen tamir ettirmem gerekiyor. Tamam beyefendi, sorun yok. 10 dakika sonra yola çıkarım. 10 dakika sonra olmaz, hemen çıkmanız lazım. Saniyelerle yarışıyorum, hemen yola çıkın. Ama beyefendi, tam yemek yemek üzereydim. Yemek söyledim dışarıdan. Onu yesem sonra çıksam olmaz mı? Hayır hayır, bu ne biçim bir iş adabı? Önce iş gelir, işini yap, ondan sonra yemeğini yersin. Adresi yolluyorum hemen, gel. Peki beyefendi, tamam. Siz konumu WhatsApp'tan yollayın, ben derhal yola çıkacağım. Bu sersem tamirci elini çabuk tutsa iyi eder. Yoksa tüm sinirimi ondan çıkarırım. İşte tamirci orada, az kaldı yetiştirim sayılır. Böyle müşterilere sinir oluyorum ya. Emir veriyor sanki. Ama artık yapacak bir şey yok. Adama geleceğim dedim. Neyse, yemeği gelince yerim. Yola koyulayım bari. Ay ay, uğraştığımız şeylere bak ya. İşte geldim sayılır. Olamaz, tamirci de yola çıkıyor. Durun, bekleyin. Buyurun beyefendi, ne oldu? Niye yolumu kestiniz? Acelem var, izin verir misiniz lütfen? Korkarım ki izin veremem. Hiçbir gitmenize izin veremem. Kusura bakmayın. Nasıl yani beyefendi, anlamadım. Müşteri beni bekliyor. Çok acil bir işi varmış. Gitmem lazım. Lütfen önümden çıkar mısınız? Tamam. Müşteri seni bekliyor da ben de müşteriyim yani. Ayrımcılık yapmayın bence. İyi de ben araba tamircisiyim. Sizin arabanız yok ki. Neyi tamir edeceğim? Sizi mi tamir edeceğim? Evet doğru, siz araba tamircisiniz ama benim arabam yok mu? Şey, benim arabam var aslında da. Hay Allah, arabayı getirmeyi unutmuşum. Şuna bak. Ne kadar da unutkanım ya. Araba tamircisine bozulan arabamı getirmeyi unuttum. Tamam beyefendi, olur böyle şeyler. Şimdi bana müsaade edin. Ben işimi bitireyim. Dönüşte burada buluşalım. Siz de arabanızı getirirsiniz o sırada. Olmaz mı? Hiç öyle olur mu güzel abicim? Kardeşim bak, sen benimle dalga falan geçiyorsun herhalde. Ama benim şu an şaka yapacak vaktim yok. Müşteri çok kızacak diyorum. Çıkar mısın önümden? Tutmamayın daha fazla. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben size son bir soru sorayım. Ondan sonra bırakayım sizi, olur mu? Tamamdır, anlaştık. Sor bakalım çabuk. En hızlı araba hangisi? Bugatti. Nasıl yani? Şimşek McQueen'den bile daha mı hızlı? Ben en hızlı arabanın Şimşek McQueen olduğunu sanıyordum. Hadi ama çocuk, Şimşek McQueen gerçek bile değil. O sadece çizgi film. Ama nasıl gerçek değil? Ne demek gerçek değil? Şimşek McQueen gerçek. En az senin benim kadar gerçek. Hayır. Bunu bana söyleyemezsin. Dur, bunun için niye ağlıyorsun? Bu adam beni ağlattı. Benim hayallerimle oynamaya utanmıyor musun? Sen bu şehirdeki en kötü tamircisin, çok kötü kalplisin. Bir çocuğu ağlatmaya utanmıyor musun? Ya bu çocuk engelli falan herhalde. Ben bununla uğraşamam, gitmem lazım. Onu oyalayabildiğim kadar oyalamaya çalıştım. Sanırım bu yeterli olmuştur. En az onu 10 dakika daha kaybettirdim. Bu işimizi görür. Mavi dostum, gerçekten düşündüğümden daha zekisin. Şimdi hız kesmeden diğer aşamaya geçiyoruz. Buluşacağınız kafeye git. Hadi be tamirci, nerede kaldın? İyi ki çabuk gel dedik. Yemeğini yiyip gelsen bu kadar gecikmezdin. Çok geç kaldım. İşte adamın bana attığı konum burayı gösteriyor. Umarım anlayışlı biridir ve derdimi anlatabilirim. Gerçi telefonda hiç öyle birine benzemiyordu ama. Merhaba, arabası bozulan beyefendi siz misiniz? Ben tamirci. Konuşmuştuk az önce. Evet, ta kendisiyim. Birazdan burada olacağını söyledin. Yarım saattir seni bekliyorum. Efendim, haklısınız ama başıma gelenleri bir bilseniz. Senin başına gelenler benim umurumda bile değil. Sen benim başıma gelenleri biliyor musun? Şu arabanın haline bir bak. Hayatımın en önemli buluşmasına geç kalıyorum. Vay canına, ne olmuş bu arabaya böyle? Onu anlamak senin görevin değil mi? Niye bana soruyorsun? Bu lastiklerin tekrardan yerine takılıp sonra yama yapılması lazım. Hem patlamış hem yerinden çıkmışlar. İşimiz uzun sürecek gibi. Ne demek uzun sürecek? İşimiz uzun falan süremez. Bitir hemen şunu. 5 dakikam var. Ama efendim, siz iyi misiniz? 5 dakikada bu işi bitiremeyiz. Daha fazla zamana ihtiyacım var. 4 dakikan kaldı. Eğer bu işi 4 dakika içinde bitiremezsen 0 veririm sana. 0 mı verirsiniz? İyi de ben öğrenci değilim ki. Ben okulu bitireli 20 yıl oldu. Güzel. Çocuğun var mı? Var efendim. 9 yaşında. Ellerinizden öper. O zaman ona 0 veririm. Eğer çocuğunun 0 almasını istemiyorsan çalışmaya başlasan iyi edersin. Tamam beyefendi, tamam, sakin olun. Bu işi elimden geldiğince hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. İşte Baldi Hoca ile sözleştiğim kafe burası. Şimdi canım aşkım Baldi'cime mesaj atma zamanı. Neredesiniz Baldi Bey, yoksa gelmekten vaz mı geçtiniz? Bir saattir sizi bekliyorum. Bu yaptığınız çok ayıp. Gönder. Olamaz, mesaj geldi. Umarım düşündüğüm kişiden değildir. Gerçi bana başka kim yazacak ki? Merhaba Baldi Bey, sanırım fikriniz değişti. Beni görmekten vazgeçtiniz. Bir saattir burada sizi bekliyorum. Gelmemeniz beni çok üzdü mü? Olamaz.
Durun hanımefendi durun, gelmekten vazgeçmedim. Sadece birazcık işim çıktı. En kısa sürede orada olacağım, hiçbir yere gitmeyin. Gönder. Hadi be hadi, 2 saattir aynı lastiği tamir etmeye çalışıyorsun, hala olmadı mı? Onu hallettim beyefendi, sıra diğer lastikte. Bu böyle olmayacak, çok zaman kaybedeceğim. Ben de işin ucundan tutmalıyım, nasıl yapacağımı göster bana. İyi de beyefendi, bu imkansız. Ben bu mesleğe senelerimi verdim. Öyle 5 dakikada öğrenilecek bir iş olsaydı herkes tamirci olurdu. Gevezelik etmeyi kes. Çok kolay bir iş yapıyorsun, sanki çok büyük bir şey yapıyormuş gibi. Sen öğretmesen de ben kendim yaparım. Ver bakayım şu alet takımını. Dünyayı kurtarıyor sanki. Bebek oyunca 2 dakikaya tamir ediyorum bu arabayı, izle. Acaba Mavi nerede? Bir türlü bulamadım onu. Kesin bir yerlerde saklanıyor olmalı. Ve şu an eminim ki yeni sevgilisiyle beraber. Acaba nerede saklanıyorsunuz? Elmo'dan hiçbir şeyi saklayamazsın Mavi, bunu unut. Aramaya devam etsem iyi olacak. Bulacağım sizi. Hala geleceğini söylüyor. Nasıl geleceksin? Araban yok ki. Arabayla gelip beni gezdireceğine söz verdin. Gelemezsin. O da kim öyle? Elmo'ya benziyor. Olamaz bu Elmo. Saklanmam lazım. Beni görmemeli. Elmo'nun burada ne işi var böyle? O hiç dışarı çıkmaz ki. Allah Allah, bu işte bir gariplik var. Mavi, neredesin Mavi? Benim Elmo, ses ver. Nasıl yani? Elmo gerçekten benim arıyor. Bir şey mi oldu ki acaba? Ama yerimi belli edemem. Planın en önemli aşamasındayım. Her şey alt üst olabilir ve bu riske giremem. Maalesef Elmo, yerimi belli etmeyeceğim sana. Şimdi görev yerime dönsem iyi olacak. Elmo her an buralardan geçebilir ve beni görürse planım suya düştü demektir. En iyisi içeri geçip oturayım. Hem ben de birazcık dinlenmiş olurum. Sabahtan beri ayaktayım. İşte tekrardan mesaj göndermenin zamanı geldi. Hadi ama Baldi Bey, beni gerçekten unuttuğunuzu düşünmeye başladım. Birazdan gelmezseniz kalkıp gideceğim. Bu yaptığınız çok ayıp. Tamamdır efendim. Ben üzerime düşen yeri yaptım. Siz diğer tarafı yapabildiniz mi, yoksa orayı da yapayım mı? İstemez, kalsın. Senin 2 saat yapamadığın işi ben 5 dakikada yaptım. Bir de tamirciyim diye geçiniyorsun. Emin misiniz efendim? Pek tamir edebilmişsiniz gibi durmuyor. İstiyorsanız orayı da yapayım. Böyle yola çıkamazsınız. Bu çok tehlikeli. Bana akıl vermeyi kes. Al şu parayı ve bir daha da gözüme gözükme. Seni hiç kimseye önermeyeceğim. Sen tanıdığım en kötü tamircisin. Bir şey derdim ama neyse. Seni Allah'a havale ediyorum. Lütfen bir daha çağırma beni. Olamaz, tekrardan mesaj attı. Beni gerçekten oyaladığınızı düşünüyorum artık Baldi Bey. Birkaç dakika içinde burada olmazsanız kalkıp gideceğim. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattınız. Artık daha fazla vakit kaybedemem. Hem arabamın bir tane tekerleği olmasa da yola çıkar. Ne de olsa 3 tane tekerleği var. 3 büyüktür 1. Hadi bakalım küçük tospiyim, beni sakın yarı yolda bırakma. Hadi yürü. Hayır hayır, o tarafa gitmek istemiyorum. Nereye götürüyorsun beni? Sola dön diyorum, sola dön. Hayır, oraya değil. Hayır, sersem araba, hayır, o tarafa gitme diyorum. Kafe diğer tarafta kaldı, uzaklaşıyoruz. Olamaz, hayır, kaza yapacağız. Hayır, olamaz, sersem araba. Şu halime de bir bak, üstüm başım full duman olmuş. Bu halimle hanımefendinin yanına gidemem. Derhal şuradaki gölde banyo yapmalıyım. Bütün aksilikler neden bugün beni buluyor? Tamamdır, temizlendim ama üstüm başım sırılsıklam oldu, böyle gidemem. Sanırım bunu yapmaktan başka seçeneğim kalmadı. At kıyafetleri çöpe, donumla gidiyorum. Bekle sevgilim, koşabildiğim kadar hızlı koşuyorum. Hüseyin Bolt bile şu an benim yanımda, kaplumbağa gibi kalır, bekle. Baldoce'yi düşündüğümden daha fazla yolamış olmalıyım. Hesaplamalarıma göre çoktan buraya gelmiş olması gerekiyordu. Ama hala görünürde hiçbir şey yok. Birazcık dışarıya bakabilirim. Belki yoldadır, onu görürüm. İşte orada, olabildiğince hızlı bir şekilde koşuyor ama bu da ne, kıyafetleri yok. Baldo hocam, ne yaptınız siz? Sen ne istiyorsun hayatım? Ben kahve içeceğim. Ben de bol proteinli bir şey yerim ya. Tavuk falan yerim. Tamam, siparişlerimizi verelim mi? Verelim verelim. Sen siparişleri vere dur. Ben de bir lavaboya gideyim. Geliyorum 2 dakikaya. Hayatımın anlamı, bekle, geldim. İşte şurada oturan kadın olmalı. Heyecanlandım heyecanlandım. Acaba ona sürpriz mi yapsam, ne yapsam? İşte buldum. En iyisi bir anda söyleyivereyim. Hanımefendiciğim, kusura bakmayın. Başıma neler geldi bilmezsiniz. Ama bir bilseniz var ya, siz de eminim bana hak verirsiniz. Ama size olan aşkım çok büyük olduğu için hiçbir şey beni buraya gelmekten yıldıramadı. Donumla da olsa geldim ve işte karşınızdayım. Aşığım size. Olamaz, sen de kimsin? Manyak mısın, sapık mısın, nesin be? Bana böyle şeyler söylemeye utanmıyor musun? Kıyafetlerin nerede senin, sapık? İmdat! Olamaz, siz de değilsiniz. Bakın hanımefendi, bir yanlışlık oldu, özür dilerim. Yanlış anlaşılma var. Yardım edin, sapık var, imdat! İmdat mı? Bu sevgilimin sesi, ne oluyor orada? Hey, sen de kimsin? Bakın beyefendi, çok büyük bir yanlış anlaşılma var, her şeyi açıklayabilirim. Hayatım, sen iyi misin? Bu adam sana zarar mı verdi, ne oldu? Sevgilim, bu adam bana aşık olduğunu söyledi. Sonunda yanıma gelebildiğini söyledi. Sapık mıdır nedir, donuyla gelmiş, bir de çok korktum. Bakın hanımefendi, hayır, olayı yanlış anladınız, açıklayabilirim, lütfen izin verin. İçeride sanırım işler pek iyi gitmiyor. Baldi öğretmen içerideki kadını sevgilisi sandı. Halbuki alakası bile yok. Böyle bir şey olabileceğini hesaba bile katmamıştım. Demek benim sevgilime aşık olduğunu söyledin, he? Ben yokken geldin, öyle mi? Al sana!
Başım, benim keltoş kafam çok acıyor. Haydi hayatım gel. Bir daha da böyle sapıkların olduğu yerlere gelmeyelim. Geliyorum hayatım ama önce yapmam gereken bir şey var. Dur, yanlış anlaşılma var diyorum. Yeter bu kadınların sizden çektikleri. Aa,